İzmir'de sokaktan kedileri toplayıp evinde öldürdükten sonra bahçeye atan cani yakalanmış. Sokaktan topluyormuş, evine de getiriyormuş. Sonra da evin camından da bahçeye atıyormuş. Bu böyle bir insana insan demek mümkün değil. Kedilere bunu yapan kendi çocuklarına, karısına neler yapmaz, topluma neler yapmaz? Yani tam bir şey bu. Nasıl söyleyeyim? Katil, açık söyleyeyim. Katil, katil. Kedi öldürebilen bir adamın yeryüzünde yapamayacağı bir canilik olmadığını düşünenlerdir. Olmadığını düşünenlerdim. Yani bu tür adamları nereye alacaksınız bilmiyorum ama çok olduklarını da söyleyeyim size. Ya yani sadece kediler üzerinden görmeyin bunu. Çok olduklarının altını çizmek isterim. MIT'ten nokta operasyonu. Sözde sorumlularından Liman Süveyş öldürülmüş. Nokta operasyonla etkisiz hale getirilmiş. PKK-YPG'nin sözde sorumlularından Liman Süveyş Hürriye'nin Kamışlı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş. Ama son 20 günde 21 şehit verdik. Benim aklım almıyor. Aklı alan biri varsa da bana izah etsin lütfen. Benim aklım almıyor arkadaşlar. Son 20 günde 21 şehit. Bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyenler var. Askerlerimizden PKK tarafından alınanlar olduğu söylenenler var. Var oğlu o. Bunları bilmiyoruz. Bunu işte bir operasyonda, Gara operasyonunda askerlerimizin PKK'nın elinde olduğunu o zaman öğrenmiştik. Bir seçim öncesinde kurtarılma operasyonu yapılmıştı ve başarısız olmuştu. Öyle haberimiz oluyor. İşte iki tane üst düzey MİT daire başkanı hala PKK'nın elinde bilmem kaç yıldır. Hala askerlerimiz olduğu söyleniliyor. İsrail kendi askerlerini alabilmek için cezaevinde bulunan Hamas militanlarını bırakabiliyor. Hem de 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100 karşılığında bırakabiliyor. Arka planda biz ne yapıyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Nokta operasyonu yapabiliyoruz ama 21 tane çocuğumuzun şehit olmasını engelleyemiyoruz. Osman Pamukoğlu'yla geçen gün görüştüm. Osman Pamukoğlu'nu programa davet ettim. Sinop, Gerze'deydi Osman Pamukoğlu. Dedi ki ya uzaktan katılmak istemiyorum programa. Ayrıca da geçen bir programa katıldım. Anlattıklarımın tekrar tekrarını da yapmak istemiyorum. Bir de şehit olayı çok yakın. Yeni oldu. Taze taze de konunun üzerine konuşmak istemiyorum. Ben de dedim ki geçen konuştunuz ya Osman Bey tam 12 şehidimizin olduğunda konuştunuz. Şimdi niye konuşmuyorsunuz diye. Peki İstanbul'da geldiğimde söz veriyorum. İstanbul'a geldiğimde konuşacağım. Programımızda da konuk olacağım. Yani uzaktan da katılmayı sevmiyorum dedi. Böyle bir konuşmamız gerekti. Tabii Osman Pamukoğlu bu özellikle sınır ötesindeki merkez kurularak, üs kurularak terörle mücadele yöntemini yanlış bulanlardan bul ve imha et şeyini savunan. Diyor ki ben 40 kitap yazdım. 40 kitap yazdım. Dünyanın değişik dillerine çevrildi. Son bir kitap yazdım. 40 gün içerisinde 44 dile çevrildi diyor. Dünyanın şeyleri işte ordularından orduları benim yazdığım kitapları üst kademeleri okutuyorlar. Derken de aslında bir başka soru işaretine bırakırken de onu farklı bir şekilde konuşmadan da kapatıyordu aslında. Dünyanın başka yerlerinden askeri üst düzeyde aranırken, kitaplarım didik didik edilirken bu ülkede söylediklerim ciddiye alınmıyor cümlesini kuruyordu aslında Osman Pamukoğlu. Osman Pamukoğlu'yla da İstanbul'a geldiğinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söz aldık en azından öyle söyleyeyim kendisiyle uzun da bir konuşma ve görüşme yaptık. Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp döve döve aldılar. Sevgili izleyiciler bir bankamatiğin önünde ama 500 lira ama 1000 lira ama 2000 lira neyse para çekerken ya para yatırırken hep kaygılanırım. Ya da bankadan bir para çekerken ya da para yatırırken. Ya biri fark eder de sokağa çıktığımda acaba yani gaspla karşılaşır mıyım diye çok tedirgin olduğum bir şeydir. Ama bir bankaya giriyor, 2 milyon lira para alıyor bankadan, çıkıyor, sokağın ortasında yere indiriliyor, döve döve elindeki 2 milyon lira alınıyor arkadaşlar.
Yani bunun 2 milyon lira bankadan çektiğinin bilinebilmesi için yakın biri olması gerekiyor. Ya da o bankada her gün o tür adamların oturup gözler kim bakın para alıyor fazla diye takip ettiklerini düşünenlerdenim ve doğal olarak hem o bankanın içerisinde hem döverken aynı kişilerin görüntülerinin olduğunu da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Polis o kadar akıllıdır yani hesap eder diye düşünüyorum ama Allah kimsenin başına getirmesin ama yani çantadaki 2 milyon lirayı alıp gitmişler. İstanbul Esenyurt'ta yaşanmış olay.